Asgari ücretlilerden gelir vergisinin kaldırılması sonrası çalışana AGI verilecek mi verilmeyecek mi merak konusu oldu. Serbest muhasebeci mali müşavir Fatih Yılmaz şöyle açıkladı. Biliyoruz geçen hafta asgari ücretimiz açıklandı. Yaklaşık %50 oranda bir zam geldi. Brüt ücretimiz 5004 TL oldu. En aşağı alan kişi 4253 TL diye açıklandı. Ve bu durumda her yıl olduğu gibi AGI, askeri geçim indirimi bulunmaktadır. Bu askeri geçim indirimi kişinin bekar, evli, eşinin çalışıp çalışmadığına göre, çocuk sayısına göre değişmektedir. Bu miktar artıyordu. Gelir vergisi kalktığından dolayı bu AGI de ortadan otomatikten kalkmış oldu. Zihinlerde şöyle bir soru vardı. Acaba en aşağı 4253 alacak, en yukarı bir maksimum rakam olacak mı? Son düzenlemede dün meclisten geçti. Düzenlemeye göre sadece gelir vergisinin kalktığını, gelir vergisi kalktığından dolayı, dolayısıyla da AGI de kalkmış oldu. Eğer askeri ücretle çalışan bir kişi en düşük ve en fazla 4253 TL alacaktır. Askeri ücretin üzerinde alan kişiler ise bu AGI uygulanacaktır. Kanun teklifinin yasalaşmasından dolayı kanunda yer alana göre alamayacaktır. Ama teplilerde bir düzenleme gelirse en aşağı 4253 olup bu kişinin evli çocuk sayısına göre değişen olanı var mı? Vardır teplide. Ama bu düzenleme yapılırsa hem işverene maliyet getirecektir. Yok devlet ben karşılarım derse bu miktarı devlete bir maliyet getirir. Diyelim ki bekar kişi 4253 alıyor. Bu kişi evli yaklaşık bir 200 lira daha alması gerekiyor. Ya diyelim ki 4500 alacak. Bu 250 rakamı ya işveren karşılayacaktır ya devlet karşılayacaktır. Ya şu öngörümüze şu anda bu tutarı ne işveren karşılayacaktır ne devlet karşılayacaktır. Bu yüzden herkes evli olsun bekar olsun 4253 rakamını alacaktır. Askeri ücretle çalışan kişileri sabitledik. Ama askeri ücret dışında alan kişiler için de bir de düzenleme yapıldı. İşte ilk açıklamalarda sadece askeri ücretle çalışanlar gelir vergisine muaf olacaktı. Ama verilen teklif de diyelim ki 6000 brüt ücretle çalışıyor. Bunun 5400'e kadar gelir vergisine muaf olacaktır. Geri kalan kısmına gelir vergisi uygulanacaktır. Uygulanan kısmına büyük olasılıkla askeri geçim indirimi uygulanacaktır. Diyelim ki 6000 lira brüt ücretle çalışıyor. Bu kişi kesintilerle birlikte 5000 lira olsun ve 200 lira da AGI uygulanacaktır.